ve yatırım araştırma analisti Ahmet Deniz Yabasan bizlerle birlikte. Ahmet Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk, merhaba, iyi günler. Merhabalar. Şimdi dün birçok aslında açıklama vardı, haber vardı. Bunlardan biri de Bakan Şimşek'in kripto ve borsadaki varlıklara vergi geleceğine ilişkin yorumları oldu. Böyle bir haber okuduk. Haberin etkisi ne olacak Ahmet Bey sizce? Evet, tabii ki yani burada baktığımız zaman yatırımcılar bazında yapmış olduğu getirilerde bir miktar vergi kesintisi tabi olacak. Bu da tabii ki yatırımcıların nihai amacını yani enflasyondan korunmak, geleceğe yönelik bir beklentilerinin bir nevi törpülenmesine neden olacaktır ki aslında bu da biraz daha Borsa İstanbul'daki para çıkışında etkili oldu. Tabii ki bu etki biraz daha kısa vadeli, orta ve uzun vadeli etkisi Borsa İstanbul'a yönelik yatırımların bir miktar ivme kaybetmesinde etken olabilir. Yani ne demek istiyorum ben? Şunu söylemek gerekiyor ki yıl sonunda ortalama olarak Borsa İstanbul'daki beklentimiz 12.000 seviyelerini görmesi ve o bölgede yavaş yavaş kademeli olarak tamamlaması yönünde. Şöyle yüzdesel bir hesap yaptığımız zaman da yatırımcılar içerisinde bulunduğumuz dönemde bir endeksi yatırım yaptığı zaman enflasyona karşı yenik düşme ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun beraberinde bir mevduat faizine baktığımız zaman şu anda %50-%55'ler seviyelerinde mevduat faizi varken ve yıl sonu enflasyon beklentisi %45 ve gelecek 12 aylık enflasyon beklentisinde üzerinde bir faiz sunuyorken yatırımcılar bu tarafa biraz daha fon akışı sağlayabilir. Aslında sadece bu etkenler, bunun düşünülmesi bile bankacılık tarafında bir nevi kar realizasyonlarında beraberinde getirdi. Tabii ki bu da genel olarak endekse yayılan bir geri çekilme oldu. Tabii şunu da değerlendirmek gerekiyor. Yani bir taraftan sadece BIST 100 tarafına bakmıyoruz. BIST 500 tarafına da bakıyoruz. Çünkü son yaklaşık olarak 8-9 mumdur. Bizim aslında borsa terimi olarak yan tahtalar dediğimiz BIST 100'ün dışındaki hisselerde dün 8-9 gün sonra ilk defa yeşil ışık yandı. Aslında bunu şöyle nitelendirilebiliriz. Evet. Borsa İstanbul 100 endeksinde yukarı yönlü bir hareketlilikleri gördük. Hatta BIST 100 sayesinde, hatta BIST 100'ün içerisinde bankacılık endeksi sayesinde biz yeni rekor seviyeleri gördük. Ama bu süreçte bankacılık sektörüne kar realizasyonları gelirken geride kalan şirket ve sektörler için bir nevi yan tahtalara geçiş olduğunu dün itibariyle izlemiş olduk. Borsa İstanbul işte 10.364 seviyelerine kadar geri çekildiği zaman işte biz tüm eksi biz düz endeksine baktığımız zaman günü yani %1'in üzerinde yanlış hatırlamıyorsam bir değer kazanımıyla tamamladı ki bu da aslında bir nevi para girişinin biraz daha hisse bazlı ayrışmaların önemli olacağını vurgulayan etkenlerden bir tanesi oldu. Yani kısaca toparlamak gerekirse evet vergi kesintisinin kısa vadede Borsa İstanbul üzerindeki tabii ki negatif yönde etkisi var. Çünkü getiride bir miktar azalma söz konusu ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman özellikle alternatif getiri araçlarındaki bir nevi yayılım Borsa İstanbul tarafında azalma gösterebilir Berfin Hanım. Şimdi bu AYM kararını da konuştuk. Dezenformasyon tarafından da yine son açıklamaları aktardık ama bu kararın yabancı tarafında bir etkisini görür müyüz bu haber akışlarının? Evet, ya aslında şöyle direkt olarak bu haber akışı normal bir Türkiye dışındaki farklı bir ülkede görsek oldukça pozitif yönde algılanabilecek gelişmeler aslında. Ama yani burada aslında bu süreçten sonra biraz daha temkinli olmakta fayda var. Bu konu hakkında yapılacak açıklamalar bu dönemde çok kritik. Belki tam tersine destekleyici bir açıklamalar göreceğiz ki eğer böyle bir açıklama gelirse de Borsa İstanbul tarafında ve TL tarafındaki varlıkları destekleyici bir nitelik olacaktır. Ama geçtiğimiz dönemdeki gibi anayasayla hükümet arasında bir gerilim söz konusu olursa o zaman bu tabii ki yabancı yatırımcının gözünde negatif algılanacaktır ki zaten biliyoruz ki ABD ekonomisinde yüksek faiz var. Yabancı çıkışları son dönemde bir miktar arttı. Bu da biraz daha yabancı çıkışların tekrar bir artma ihtimalini de beraberinde getirecektir. O yüzden yani bu sürece kadar olan açıklamalar, olan kararlar aslında pozitif yönde algılanmalı ama bundan sonra gelebilecek bu kararla ilgili eleştiriler, yorumlar piyasadaki biraz daha dinamikleri net bir şekilde etkileyebileceğini söyleyebilirim.
Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Türk lirasının değeri son 3 yılın zirvesinde baktığımız zaman bugün yine biz başlığa da taşıdık. Bunun peki nasıl değerlendirirsiniz? Evet, son dönemde tabii ki artan faizlerle birlikte TL tarafında da reel olarak bir değer kazanımı sağlayacağını zaten geçtiğimiz dönemde Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de birçok kez vurgulamıştı. Ben bu sürecin devamını bekliyorum. Özellikle enflasyon, dezenflasyon süreci sağlanana kadar ve yüksek faiz ortamındaki bu getiri tarafındaki TL tarafındaki alımların devam etmesi, TL yönelik biraz daha alımların söz konusu olmasıyla bu gelişmenin devam edeceğini bekliyorum. Tabii anketinizde de gördüm, yıl sonu tarafında bir dolar-TL tahmini var. Özellikle yani bizim basit olarak dolar-TL tahminini özellikle şirketler bazında biz kullanıyoruz. Burada da baz aldığım aslında senaryoya bakmak gerekirse yıl sonunda işte enflasyon beklentisini kaç olarak öngörüyoruz? %45 olarak öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıla göre bu kıyaslama yaptığımız zaman da bu süreçten sonra %23'lük baz etkisi haricinde bir enflasyon bizi karşılayan noktalardan bir tanesi. Güncel kurla da işte %23'lük bir oranı çarptığımızda 40 seviyelerine yakın bir rakam elde ediyor ki TL'nin gelecek dönemde de reel olarak değer kazanacağını aslında tahmin ediyorsak burada da yıl sonunda 38 ila 40 seviyeleri arasında bir dolar-TL görebilme ihtimalimiz güçlü. Ama tabii ki bu dönemde de yatırımcılara geçtiğimiz yayınlarda çok söylemiştik. Reel tarafta TL dolara karşı değer kazanıyor. Son dönemdeki volatilitelere fazla aldırış etmemek lazım. Çünkü dün fazla ekran başında değildim ama baktığımız zaman 32'nin 32.50 seviyelerin üzerine çıkan bir dolar-TL vardı. Bu sadece TL tarafıyla değil, gelişmekte olan ülke piyasalarındaki bütün para birimlerinin dolara karşı olan volatilitesinden kaynaklandığını da belirtmek lazım. Yani bu süreçte aslında dolar artacak, işte dolara yatırım yapalım tarzındaki spekülatif haberlere eğer herhangi bir politika değişikliği olmadığı sürece fazla da aldırış etmemek gerektiğini söyleyebilirim. Eğer o tarafta bir yine dolara endeksli bir yatırım enstrümanı arayışı varsa o zaman da ben yatırımcılar için söyleyebileceğim en önemli noktalardan bir tanesi de altın tarafı olabilir Berfin'in. Kıymetli Sağ ol. katkılarınız için ağzınıza sağlık. Ben çok Ben teşekkür çok ederim. İyi teşekkür ederim. yayınlar. Çok teşekkür.